Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu, Türk Kızılay'ı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Doktor Gökay Gök'ü makamında ağırladı. Ben zaten 20 yıldır beraberiz başkanım. Yola devam. Biz aynı şekilde aynı iğmeyle beraber olacağız. İnşallah. Doktor Gökay Gök görüşmede Kemik İliği Bankası'nın önemi hakkında bilgi verdi. Bankaya şu ana kadar 1150 tane çocuğu kurtardık kan kanseri. Bölgemizde 118 çocuğu kurtardık. 4000 çocuk sırada bekliyor Kemik İliği Bankası'nda. Bizim bankayı 500 bine, 1,5 milyona çıkardığımız gün o 4000 çocuğu da kurtaracağız. Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu, Bornova'da bir sağlık konseyi kurduklarını ve yakında çalışmalara başlanacağını belirtti. Türkiye'de önleyici sağlık sistemiyle ilgili bir çalışma başlatıldı ama buna kadınlar biraz karşı. Katılmıyorlar. Hasta olunca hastaneye giden bir Türk halkı var. Çok duygusalız. Biraz da çekiniyorlar. Bizim yapacağımız meme kanseri, rahim kanseri ve erkeklerde prostat. Bu konuda bir sağlık konseyi oluşturduk. Bu konseyin içerisinde Zülfikar Danaoğlu, Sayın Profesör Doktor Bülent Karabulut, Ceylan Tunçok, sizin tanıdığınız Cüneyt Turul, 20 kişilik bir sağlık konseyi kuruldu. Bu projede zaten sizin olmanız şart. Hatta başkanlık sizin yapmanızı çok arzu ederim. Sağlık konseyi başkanlığını. Doktor Mustafa İdu, konsey sayesinde hem hastanelerde yığılmaların önlenebileceğini hem de daha fazla kadına ulaşılarak kan vermelerinin sağlanabileceği bir sistem oluşturulacağını anlattı. Biz önce insan önce sağlık projesiyle sizle beraber bir proje yapmıştık 2006-2007 yıllarında. Türkiye örnek olmuştu. Evet aynen. Elinize sağlık. 7000 kişiyi sağlık taramasından geçirdik ve 870 şişe ünite kan bağışı olmuştu. 1000'e yakın Kızılay tarafından 1000 üniteye yakın EGOT bir ödül almıştı. Biz bunu Bornova'da böyle bir nüfusta çok daha iyisini yapacağımıza inanıyorum. Bu açıdan meclis üyelerimiz bizler Kızılay'la birlikte çalışmaya hazırız. Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Doktor Gökay Gök, Sağlık Konseyi'ne destek vereceklerini belirterek, Başkan Doktor Mustafa İdua, Türk Kızılay'ına sağladığı destekler nedeniyle teşekkür belgesi verdi. Mazbatadan sonra ikinci özel aldığımız, bu da mazbata sayılır. Evet, sağ olasın. Teşekkür ederim.